Efendim günaydın, bakış programına hoş geldiniz. Bugün biraz depremden bahsetmek istiyoruz size. Deprem ve depreme bağlı olarak deprem sigortasından bahsetmek istiyoruz. Türkiye'nin deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini artık herkes biliyor. Her an bir şekilde deprem olabilir. Herhangi bir yerde deprem olabilir ama bazı zaman da tabii araya depremler sonrası araya zaman girince çabuk unutuyoruz. Bu da başka bir gerçek. İşte biz biraz konuyu gündeme getirmek istedik. Hem depremi biraz konuşmak istedik hem zorunlu deprem sigortasını konuşmak istedik. Ki Türkiye'de nereden bakarsanız bakın 6 milyon üzerinde konut zorunlu deprem sigortası yaptırmış durumda. Yani ciddi bir sayıya ulaşmış durumda. Ve dolayısıyla 6 milyon konut sahibini yakınından da ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Efendim tabii yayın içinde bahsedeceğimiz bir konuda sizi Erzurum'a götüreceğiz. Çünkü Doğal Afet Sigortaları Kurumu yani kısa adı DASK Erzurum'da depremi ve deprem sigortasını masaya yatırdı. Haberlerimiz var. Birlikte izleyeceğiz. Erzurum'daki gelişmeleri, konuşmaları hem yetkililerin Erzurum'la ilgili konuşmalarını izleyeceğiz. Stüdyomuzda Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK Genel Koordinatörü İsmet Güngör bizlerle birlikte canlı yayında. Eğer merak ettikleriniz varsa her zaman olduğu gibi bakış programının formatı gereği sorularınızı elektronik posta üzerinden sorabilirsiniz. bakış@habertürk.com bize soracağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Twitter'da arkadaşlar adresini verecekler. Twitter üzerinden de sorularını sorabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erzurum'a birlikte gittik. Evet. Çok faydalı bir toplantıydı. Yani faydalı bir geziydi ve faydalı bir toplantıydı. Arkadaşlar da onların haberlerini hazırlamışlar. Hani bizde kalmasın, kamuoyuyla da paylaşalım istedik. İsterseniz o haberlere başlayalım. Tabii ki. Gerçekten konuşmalar ve tespitler çok doğru. Biraz da bizi izleyicilerle de onları aktarmak gerekiyor. Efendim Erzurum'dayız. Yaptığımız toplantıdan bazı kesitleri, bazı tespitleri birlikte izleyelim. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun düzenlediği Anadolu buluşmalarının ikinci durağı Erzurum oldu. Deprem ve deprem sigortası bilincinin artırılması için düzenlenen etkinlikte birinci ve ikinci derecede risk altında bulunan Erzurum'un depremselliği masaya yatırıldı. 14 yıldır zorunlu deprem sigortası hayatımızda ve geldiğimiz nokta şu anda 6.6 milyon konut sigortalı Türkiye'de. Sigortalık oranı %37. 2012 yılında çıkan Afet Sigortaları Kanunu'yla yeni bir ivme kazandık, yüksek bir ivme kazandık. 2 yılda 2.6 milyon yeni konut sigortalamış olduk. Bu iyi bir şey ama yani burada durmamamız lazım. Bizim hedefimiz 2017 yılında en az 10 milyon konuta ulaşmak. Erzurum şu anda Doğu Anadolu bölgesinin ortalaması olan %27'den düşük. Ülke ortalaması olan %37'den bir hayli düşük. Geçmişte deprem yaşamış bir ilimiz. Ve bölgeye de sorumlu afetler açısından bölgesel bir merkez. İnşallah sigortalık oranında da bölgeye örnek olacak bir ilimiz olacak diye umuyorum. Evet efendim, Erzurum'la ilgili haberlerimizden bir tanesi bu. DASK koordinatörü İsmet Güngör dediğimiz gibi canlı yayında bizlerle birlikte. Şimdi birlikteyiz, Erzurum'a gittik. Şimdi Erzurum'dan geldik. Biraz daha farklı konuşabiliriz artık. Şimdi Erzurum bildiğimiz kadarıyla 1 ve 2. derecede ağırlıklı da 1. derecede deprem bölgesinde olan bir il. Lokasyon olarak zaten buna uygun. Şimdi bu kadar sigortalılık oranının az olmasının herhalde bir tespiti vardır. Muhtemelen siz de DASK olarak bir tespitte bulunmuşsunuzdur. Bir gözlemde bulunmuşsunuzdur. Yani birkaç alternatif. Bir kadercilik midir? İki primler mi yüksektir Erzurum'un gelir durumuna göre? Nedir? Aslında Nuhan Bey, baktığımızda tek bir faktörün olmadığını görüyoruz. Ve bu faktörlerin de, öne çıkan faktörlerin de yıllar itibariyle değiştiğini görüyoruz. Son hemen hemen düzenli olarak her 2 yılda bir kamuoyu araştırması yapıyoruz geniş çaplı. Ve bu yıl yenisini yapmak üzereyiz. Ancak kamuoyu araştırmanın sonuçlarına baktığımızda eskiden işte fiyatın pahalılığı ya da bilinmezliği ön plana çıkarken daha sonraları işte ben öldükten sonra
işte tufan. Tufan ne olursa olsun yani. Gibi bilinmemezlik, en başta markanın bilinmemezliği vesaire ya da işte ödeyebilecek mi derken son zamana geldiğimizde artık fiyatın hiç ilk üçe bile girmediğini görüyoruz nedenler arasında vesaire. Baktığımızda risk algısının önemli olduğunu görüyoruz. Eğer ki insanlar kendilerini hangi deprem bölgesinde olduğuna bakılmaksızın risk algısının yüksek olduğunu hissediyorsa poliçeyi yaptırdığını, hadi sigortanın dışında da önlem aldığını görüyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Kişi birinci deprem bölgesinde olabilir, yani en tehlikeli bölgede olabilir ama bu algısı yoksa hareket almıyor, aksiyon almıyor. Yani o zaman şöyle bir sonuca varız. Erzurumlar deprem yaşıyorlar ama riski çok kabul etmiyorlar. Ya bunu Erzurum'un bağlamında söylemiyorum. Genel olarak yaklaşımı yorumluyorum. Tabii bu bir veri. İkinci veri, aslında yıllardır beraber de değerlendiriyoruz bu konuyu. Ya doğudaki sigortalılık oranlarının batıya göre daha da düşük olduğunu görüyoruz bu düzenli bir şekilde. Dolayısıyla biz faaliyetlerimizi de, ya özellikle sadece Erzurum'da mı sorun var şeklinde değil de genelde doğuya öncelik veriyoruz biz bu aksiyonlarımızda, sağ çalışmalarımızda. Onun sonucu, onun nedeniyle de biz Erzurum'daydık. Tabii bu aslında biraz da hani toplumsal bilinci yaygınlaştırmada şeyin de yerel yönetimlerin de hani gerek belediye gerek valiliklerin de çok büyük fonksiyonu var. Kesinlikle, etkisi var değil mi? Yani onlar bir oradaki önderler. Yani ki onların ağzından çıkacak bir şey çok şeyi değiştirebilir değil mi? Kesinlikle Noyan Bey. Eğer ki DAS konusunda biz hani bir başarı varsa biz bu başarının bu yerel yönetimlerde ya da bu özellikle son zamanlarda çok bunu öne çıkarıyoruz. İşte tapudaki işte poliçe sorgulayan insanlar, işte elektrik, suda vesaire. İşte belediyeler, yereldeki valilikler, AFAD'lar, bunların fevkalade önemli rolü olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bakalım yerel yönetimler ne diyor? Biz Erzurum'da da çünkü arkadaşlar belediye başkanı ve valiliğiyle bu konuda görüşlerini aldılar. Birlikte izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Efendim bir haberimiz daha var, birlikte izliyoruz. Erzurum jeolojik şartları itibariyle depremlerin yoğun yaşandığı, son derece dağlık bir araziye sahip, coğrafyası olan bir ilimiz. Tarihte de baktığımız zaman çok çok büyük depremleri yaşamış. Yaklaşık 7 büyük fay hattının geçtiği, neredeyse %90'ına yakın birinci derece deprem bölgesinin olduğu bir alana sahip. Bizde de yapı stoku olarak Erzurum'da çok eski bir bina sayısı, eski bina sayısı fazla ve yapı stokumuz oldukça eski. Bu çerçevede baktığımız zaman yaklaşık 260 binanın olduğu elimizdeki kayıtlarımızda mevcut. Bunun yaklaşık 120 bininin DAS kapsamında sigortalanabileceği ifade edilmekte. DAS kapsamına baktığımız zaman da bu 120 binadan, 121 bin binadan sadece %25'i civarında DAS kapsamında, yani yaklaşık 29 bin bina sigortalanmış durumda. Bu tabii kıyas ettiğimiz zaman çok çok az. Diğer illerle, diğer bölgelerle Türkiye'ye kıyas ettiğimiz zaman çok çok az olduğunu düşünüyorum. Ben doğrusu yaptırmayanlara hayret ediyorum. Yani evi aldığım anda ben sigortalattırıyorum. Yani DAS kapsamını aldırıyorum. Var şu anda üzerimdeki ev var. Bir ailemizin oturduğu, bir de kendi evim var. İkisinde de DAS kapsamındadır her ikisi de. Tarih eserlerimiz şehre yayılmış vaziyette ve şehrin en kalabalık dediğimiz yoğun olduğu bölgelerde. Bunların elden geçmesi lazım. Elden geçmemiş henüz. Restorasyonu da yapılmamış. Bakın bunları elden geçirmemiz lazım. Çünkü aynı eserin etrafında konutlarımız var. Takribi olarak 10 bin civarında konutu bu şekilde yenileyeceğiz bu dönem içerisinde. Ama takribi olarak 25 bin civarında konut var. Eski konut. Ve bunlara da boşaltmayı hedefliyoruz. Boşaltıp yıkarak vatandaşımızı yeni yerlerde istihdam ederek, ikamet ettirerek oralarında PDP yapılmasını inşallah sağlayacağız. Onu söyleyeyim. Ama bu arada da içerisinde oturulan, iyi görünen binaları da elden geçirmemiz lazım. Ben buradan sizin aracılığınızla hem Erzurumlulara hem Türkiye'mize sesleniyorum. Bir olay olmadan evvel aklımızı başımıza alalım, kendimize çeki düzen verelim ve mutlaka binalarımızı sigorta yaptıralım.
Evet efendim, özetle haberlerimiz bunlar. Şimdi İsmet Bey, ben bir şeyi merak ediyorum. Erzurum valisi de söyledi. Sigortalanabilir konutla sigortalanamaz konut ne demek size göre? Yani her konut sigortalanabilir konut değil midir? Şöyle, mücavir alan dediğimiz ya da belediye sınırları içerisindeki konutları biz zorunlu deprem sigortasının kapsamına alıyoruz. O açıdan bir farklılık var, sigortalanabilir veya sigortalanamaz konut olarak. Yani köy alanlarında bu zorunluluğu getirilmedi. Zira işte sigortaya erişim nispeten daha zor oluyor, kolay olmuyor. Diğer taraftan buradaki konutların inşa ediliş şekli, yapı tarzları itibarıyla da sorunlar olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü de ise aslında köy, işte bunlar gündeme de geliyor. Küçük küçük depremlerden sonra özellikle köylerde hasar meydana geldiğinde ya bunlar sigortada olup olmalı mıydı, olmamalı mıydı eleştiriler de oluyor. Ama onunla ilgili çalışmalarımız da var. Uzun yıllardır bu konuda da ciddi şekilde metot geliştirmeye uğraşıyoruz. Ancak oradaki sorun, köydeki sorun bunların sigortalanıp sigortalanmamasından ziyade köydeki konutların yapı kalitesini yükseltmemiz gerekiyor bizim. Öncelikle oradaki insanları daha güvenli yapılarda oturmasını, yaşamasını sağlamamız gerekiyor. Zira sigorta mekanizması bunu sağlayan bir çözüm değil. Dolayısıyla buralarda çalışıyoruz diyebilirim. Peki, ürün de geliştirmeye çalışıyoruz bu konuda. Peki yine yani merak edilen konulardan bir tanesidir. Son bir değişiklikle birçok işte köy, ilçe haline geldi falan, buralarda da değişik mesela geldi. Evet. Ama bu konutlar herhalde otomatik olarak kapsam içine girdi. Ne değişti sizin açınızdan? Bizim açımızdan aslında... Yani konut aynı konut. Evet. Yapılış tarzı aynı yapılış tarzı. Sadece bir kanuni değişiklikle oradan alındı. Bu kağıt üstüne buraya geçti. Aynen doğru. Aslında fiziki olarak risk değişmiyorsa niye böyle oldu? Doğru. Bir takım daha ben eleştiriyi ya da yorumu biraz daha geliştirirsem, eski haliyle dahi bazı il ve ilçe merkezlerinde dahi o kadar yapılar var ki, hani köydeki bu eleştirdiğimiz yapı stokundan farkı yok. Dolayısıyla bunlar giriyor, bunlar girmiyor şeklinde bir yorum da getirilebilir. Tabii burada maalesef bir metot geliştirilmesi gerekiyor. Bir model ortaya konulması gerekiyor. Bir sınırlar çizilmesi gerekiyor. Sınırları maalesef çizdiğinizde bunlar karşımıza çıkabiliyor. Ama bu son düzenlemeden sonra, sizin sözünü ettiğiniz düzenlemeden sonra çok sayıdaki konutun kapsam dışında olan konutun kapsama dahil olduğunu söyleyebilirim. Peki. Şimdi sorular gelmeye başladı. Halit Bey şöyle bir soru sormuş. Aslında çok geniş bir soru ama diyor ki Allah korusun bir deprem oldu benim evimde. İşte devamında ev oturulamaz hale geldi. Peki bundan sonrası diyor. Bundan sonrası sadece yapacağı bir telefon etmesi, hasarım var demesi, eksperi yollayacağız, hasar tespiti yapılacak, parasını ödeyeceğiz. Budur. Aslında tabii Halit Bey bir anlamda şunu sormak istiyor. Ben de evin içindeyim. Yani aslında onu da yazmış da ben o tarafını okumadım tabii. Yani çok hani kötü bir senaryo çizmek istemiyorum sabah tam insanlar yeni ayılırken. Ben de evin içindeyim ve deprem oldu. Ev tamamıyla yıkıldı. Ben de öldüm. Sonrası yani sigorta diyor, aslında şunu soruyor. Sigorta ne oluyor bu saatten ondan sonra diyor. Şimdi Noyan Bey, şöyle bir senaryo hiçbir yerde, ülkemizin hiçbir yeri için şöyle bir senaryo yok. İşte deprem olacak. İşte milyonlarca kişi ölecek, yüz binlerce kişi ölecek. Böyle bir senaryomuz yok. Ya da yüz binlerce konut yıkılacak vesaire. Böyle bir senaryo yok. Tabii sizin bu tarz bir senaryolarınız var değil mi? Yani bilimsel anlamda bizim yaptırdığınız çalışmalar vardır. Tabii. Uluslararası belediyelerde, valiliklerde ya da uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmalar var. Biz o çalışmaları tabii alıp okuyoruz. Özel bir çalışmalarımız yok. Dolayısıyla öncelikle onu ortaya koymak gerekiyor. Yani biz deprem olacak, işte öleceğiz vesaire gideceğiz diye bir senaryo yok. Yani İstanbul'da deprem büyük olacak, bir deprem oldu. İstanbul'un yarısı yıkılacak. Biz de içinde öleceğiz diye bir şey yok. Deprem olacak ve biz yaşamaya devam edeceğiz. Konu budur.
Biz de diyoruz ki sigorta sistemi olarak, DASK olarak biz de bu hasarları telafi etmek için gerekli olan finansal kaynakları sağlamak için buradayız. Ayrıca içinde vefat etseniz de sonra da geri kalanlarına bir ödeme yapıyorsunuz herhalde değil tabii mi? Yani varislere. Tabii ki. Biz metotlarımızı, buradaki hasar tespit metotlarımızı da geliştiriyoruz. Hı-hı. Ve büyük afetlerde Van'da bunu ilk defa gerçekleştirdik. Belki dünyada da yeni bir model şekliydi. Biz ihbarları beklemedik Van'da. Biz tüm poliçelerimize hasar ihbarı olsun olmasın hepsini eksper atadık. Hasar var mı yok mudur gidip tespitler yaptık. Dolayısıyla oralarda sürekli hasar tespit konusunda da kurumu geliştirmekteyiz. Şimdi sorulardan bir tanesi Aldun Bey sormuş. Diyor ki neden elektrik ve suda zorunlu hale getirdiniz? Bu iş çok ciddi bir vergi anlamına gelmiyor mu? Özetle bunu soruyoruz. Kesinlikle vergi anlamına geliyor. Nerelerde zorunlu? Önce onu bir söyleyelim. Şu anda tapuda... Hani zorunlu mu onu bilmiyorum tabii de. İşte tapuda kat mülkiyetine ilişkin işlemlerde, elektrikte, suda, hı-hı, ve konut kredilerinde zorunlu. Hı-hı. Ama bu kesinlikle bir vergi değil Doğan Bey. Bu buradan toplanan primler tamamıyla bir havuza gidiyor. Havuz da dediğimiz sigorta havuzudur. Bu dünyada kullanılan özellikle de afetlerde, özellikle de doğal afetlerde çokça ve son yıllarda da özellikle önem kazanan bir modeldir. Sigorta havuzu modeldir. Bir fon değildir. Bir özel amaçlı bir sigorta havuzudur. Dolayısıyla burada primler toplanıyor ve bu primler de sadece ve sadece deprem hasarlarının ödenmesi için kullanılıyor. Zaten dünya üzerinde hiçbir vergi metodu yoktur ki alındıktan sonra kişiye 10 katı ya da 20 katı kadar bir ödeme yapsın. Kişinin kendisine, yani biz şimdi vergiyi genelde hani toplarız, ülkenin hizmetlerinde kullanılır. Yani ama bu sigorta kişinin kendisine yapılan bir ödemedir. Hiçbir vergi sisteminde böyle bir uygulama zaten yoktur. Ama elektrik ve suda bunun zorunlu hale getirilmesi ciddi bir katma değer yarattı gördüğüm kadarıyla size değil mi? Çok faydasını görüyoruz ama biz oraya da sığınmıyoruz. Biz sürekli olarak bunu bir elektrik ve sudaki veya tapudaki bir gerekli bir döküman olarak poliçemizi göstermek istemiyoruz. Biz insanların evet biraz oradaki herhangi bir yaptırım olmasına rağmen gerçekten çok değerli bir ürün aldıklarını ve %96 deprem tehlikesi altında olan bir ülkede mutlaka bir gün bizlere lazım olacak bir ürün aldıklarını özellikle altına çizmek istiyorum. Peki son 2 dakikada bu elektrik ve suda dolayı ya da toptan dolayı yaptıranlar işte sigorta bir yıllık ya, bir yıl sonra tekrar yenilemeye başladılar mı yoksa hani bunu şey olarak mı görüyorlar yani? Kanuni işlem yapalım, üzerimizden atalım. Aslında ilk algı o şekilde tabii, hı-hı, ki. İlk algı o şekilde. Dolayısıyla biz daha kanun çıkmadan önce bunun hazırlıklarına başladık. Tüm tapu olsun, elektrik olsun, diğer su vesaire buralarda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve sigortalılarımızın, bir şekilde yaptıran sigortalarımız ve bunların da çoğu da ilk defa bir sigorta ürünü alan insanlar, hı-hı, mutlaka bu havuzda kalmalarını sağlamak için çok ciddi şekilde yani, bu sigorta bir gün çalışıyoruz. Bir şekilde faydalı olacak. Olacak. Yani temenni ederiz, olmaz o ayrı mesele. İnşallah. Yani, inşallah. Ama sonuçta olacak, onu da görmek gerekiyor. Abi görüyoruz işte dünyada neler oluyor işte Yeni Zelanda'da, evet, Japonya'da. Evet. Kaçınılmaz bunlar. Yani deprem bir kaçınılmaz. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Gör yayınımıza katıldığınız biz için. Teşekkür ederiz. Evet efendim, bakış programının sonuna geldik. Bugün sizlere farklı bir pencere açtık aslında. Depremi ve zorunlu deprem sigortasını anlattık. Bir anlamda da aslında Erzurum'a götürdük. Bu hafta bize ayrılan süre doldu. Önümüzdeki hafta pazartesi yine aynı saatte başka bir konu ve konuklarla ve ekonomiye farklı bir bakış açıyla tekrar huzurlarınızda olacağız. İyi bir hafta geçirin istiyoruz. Şimdilik hoşça kalın.